Hey, ne yapıyorsunuz? Herkese merhabalar. Herkese merhaba arkadaşlar. İşleniyoruz. Bahçe temizliğiyle uğraşıyoruz. Bayağı bir garaj kısmında otlar yine çıkmaya başladılar. Bunları bir halledelim dedik. Çocuklar da çok eğleniyorlar ama ya. Ben de arabayı süpürüm. Yaz daha git gel. Aha. Aha. Teşekkür ederiz aslan. Yaz daha git gel, araba bayağı toz oluyordu. Aynen. Onları süpürüverdim hemen. Evet, bayağı bir toz. Şey oldu. Tozu bırak, kum, her şey toz, toprak, ne ararsan var bahçede. Bu arada yarın da arkadaşlarımıza iftara davetliyiz arkadaşlar. O yüzden hiç menü falan düşünmüyorum yarın için. Beraber mutfağa da girmiş oluruz. Onunla da görüştük şimdi Damla'yla. Dedi iftara gelin, beraber yemek yiyelim. Tamam dedim, sen çok fazla yorulma, biz beraber yapalım mutfakta. Öyle yarın da oraya gitmiş olacağız. Bugün de burayı bir halledelim. Aradan çıksın değil mi? Bahçe güzel, iyi, hoş ama öyle çok yoruyor ki insanı. 3 tane bahçe var tabii. Evet. Bir burası var, bir bizim şurası var, bir de arka var. Arka taraf var. Öyle uğraşıyoruz, işleniyoruz. Allah'tan diyorum yazlıkta bahçemiz yok. Orada yapacaksın ya. Orada yapacaksın küçük bir bahçe. Küçük bir şey yapacağım. Yine de bu kadar büyük değil ya. Yol yolanan bitmiyor. Hep yabani otlar var böyle. O yüzden Caner de poşetliyor işte. Bir yandan biz başladık bile. Videoyu biraz geç açtık. Aynen öyle. Hadi bakalım, bize kolay gele. Bahçeden eve geldik, hemen çocukları suya aldık. O kadar da yorulmuşuz ki. Caner değil mi? Bahçe yoruyor ya. Yoruyor, gerçekten yoruyor. Bu arada ben yazlığa alışveriş yapmaya devam ediyorum. Bunları nereye aldım biliyor musun Caner? Salona, böyle duvara tabaklar var. İşte o tabaklar bunlar. Bu ne olacak? Orta sehpamız da aynı. Bunlar doğal oluyor, böyle el yapımı oluyor. Set halinde satılıyorlar. Tekli de satılanlar var galiba da ben dedim ki set halinde alayım. Çok güzel duruyor duvar dekorasyonunda. Vallahi yorumlarda da görüyorum, Tuğba ne özeniyorsun yazlığa diyorsunuz. Hakikaten de öyle bir özeniyorum ki. Yani buraya almıyorum, gidiyorum oraya alıyorum, o kadar. Sonra oradakilerin hepsini buraya getiririm, merak etme. Niye biliyor musun? Burası kışlık, orası yazlık. Gerçi burası da bir yandan yazlık ama yazın benim içim daha böyle bir ferahlıyor. Daha böyle enerjik oluyorum. Kışın hava kapalı. Bütün gün kışın evdeyiz ama orada böyle akşam verandada oturup çay kahve, arkadaşlarımız gelecek, sohbet edeceğiz, ailelerimiz gelecek. Yani orayı da böyle nasıl diyeyim size, yaşadığımız yeri güzelleştirmek istiyorum. Orayı da güzelleştirmek istiyorum. O yüzden de böyle yani özeniyorum, alıyorum ya. Annem de Almanya'dan yeni evimiz için alışveriş de yapmış. Zaten annem gelsin de bir alışveriş videosu yine annemden de gelmiş olur. Bakalım neler neler. Getirebilecek mi bakalım onları? Bir sürü şey almış. Nasıl getirecek onları hiç bilmiyoruz ama. Vallahi ben de bilmiyorum. Bir bavul dolusu geliyor yani arkadaşlar. Ama annemin gelmesine daha çok var ya. Daha bir kargosunu açamadan, bakın daha açmakla uğraşıyor. Bir kargo daha geldi. Vay, bu ne buyurun acaba? Dur, erzak kabı almıştım, onlar herhalde. Dur hele şunu bir açayım da onu da gösteririm. Bunlara çok fazla heyecanlandım. Bak Caner bak. Şunların güzelliğine. Ay bu ne ağacından yapılmış acaba? Öyle güzel kokuyor ki, bir değişik böyle, bak kokla bak. Böyle. Bilmem. Çok anlarım yeni ya. Yeni yapmışlar herhalde. Bak şöyle tepsi olarak da kullanabilir ama biz ekmek bunları sepetine benziyor. Duvara asacağız biz bunları, fazla gelenleri. Evde dekora bak kullanırız, belki hepsini asmayız. Şöyle bakın çeşit çeşit boy boy. Bunlar duvara asılır mı bilmiyorum, sepet gibi geldi. Duvara asılıyor Caner, bohem yapacağız evi. Ya, bohem tarzında da olmuş olacak ya, bak daha var. Böyle bir sürü parçası var. Şurada da var daha bak. Ay bayıldım. Bir sürü tabak çanak. Bir sürü tabak çanak aldım galiba. Aç aç bitmiyor ya, bayağı bir büyükmüş. Fotoğrafta o kadar büyük durmuyordu. Şu şekilde arkadaşlar, hepsi böyle değişik değişik desenlerde. Şunun bir tanesini ben gözüme kestirdim. Hadi masraf olmasın, bir tanesini adanın üstünde kullanalım. Ortasına da bir vazo koyarız. Olur mu? Şu mesela bak çok güzel, tam böyle adanın üstüne. Çok güzel durur. Ay bayıldım ya. Şimdi gelelim bu kargoya. Hep eve lazım olacak güzel şeyler. Değil mi Caner?
Bana sen hallediyorsun aşkım. Bunlar da böyle saklama kapları, böyle 6 litrelik kadar. Dedim ki bakliyatlarımı koyarım. Çünkü market alışveriş yaptığımızda bazen böyle poşetin içinde de kalabiliyor ya. Onları da böyle bunu alırım diye düşündüm. İşte un koyarım. Olmazsa bulaşık deterjanımızı koyarız. Ayrıca şöyle kapakları da var. Bir de böyle sapı da var. Şöyle. Böyle güzel bir şey yani bu da. Evet olarak da bayağı bir sevdim bunu da. Bu arada yapmış olduğum alışverişin de çok linkleri soruluyor. Özellikle perdeyi de çok saran olmuştu değil mi? Perdeme ama bayıldım. Tam yazlığa göre çok güzel oldu. Böyle aldığım alışverişlerin yaptıklarımın hepsini ben açıklama kısmına bırakayım. Videomuzun açıklama kısmında yaptığım alışverişlerin linklerini bırakıyorum arkadaşlar. Ne merak ediyorsanız oradan bakabilirsiniz. Bunlar da gayet uygun fiyatlıydı yani böyle dörtlü bir şekilde. Evet ne yapalım? Yarın devam edelim videomuz o zaman kaldığımız bugün yerden. Bugün yorulduk. Evet çocukları da şimdi duştan alalım. Onları da bir temizleyip parklayalım artık. Biz de biraz dinlenelim. Bayağı bir yordu çünkü bahçede. Bir çıkamadık. Evden niye çıkılmıyor görün. Çıldırmacalar. Biri de park için süslenmiş. Aha o ne? Ne oldu böyle? İkinci günden beri bu arada. Koy bunu da. Bizim ev böyle işte. Sabahtan bir kalkıyoruz. Aslan uyuyor öyle odasına. Sonra akşama kadar, uyuyana kadar çocuklar biz böyleyiz evde. Mira da partiye gidiyor diye süslenmiş. Caner geliyor arkadaşlar yahu. Bayağı bir bekletti bizi arabada çocuklarla beraber. Şimdi bir de tulumba alacak galiba. Olmazsa olmaz. Pidemizi aldı. Tulumbamızı da alsın gelsin. Geliyor baban, geliyor aslan. Bu da şoför koltuğuna geçti. Şoför şoför. Kornayı nasıl çalıyor bir görün. Hemen diyemedim. Nerede kaldın? Bak şimdi. Geldim. Baba ben cüt cüt yaptım. Hadi arkaya geçin. Koşun bakayım arkaya. Ay görmen lazım halimizi. Allah. Düt, düt, bizim düt, normal düt. Halimiz böyle. Evet. Vallahi arkaya geç. Biraz geç kaldım şey. Pidenin çıkmasını bekledim. Bak dokunamazsın bak. Yanıyor. Evet. Tulumba da şimdi çıktı. Oh maşallah. Böyle sıcak sıcak ikisi de. Arkadaşlarımıza davetliyiz de. Onlara giderken böyle Ramazan pidesi ve tulumba aldık. Çocuklar kavuştular nihayet. Allah'ım böyle bir araya gelince bütün oyuncaklar sergi gibi çıkıyor arkadaşlar. Özlediniz mi birbirinizi yine? He? Ay ay Allah'ım. Aslan yeni yeni oyuncaklar buldun değil mi? Ondan hiç ses çıkmıyor aslan. Dur bakalım şimdilik hiç sesi yok. Bu arada Damla da hazırlıkları yapmış. Birazdan onları da gösteririm size. Damla neler hazırlamış neler yine arkadaşlar. Göstereceğim şimdi. Tavuklu nohut yapmış, börek yapmış, pirinç pilav yapmış, çorba yapmış. Şimdi mezelere geçti. Tarator evet. Var, salata var. Vallahi o kadar. Yok yok yani. Daha ne olsun. Çok fazla bir şey yapamadım daha. Biraz daha vakit olaydı. Şey. Ya ne yapacaksın ya? Evet, tam erken kalkmıştık aslında ama biraz sonra azıcık uyusam mı dedim. Sonra baktım saat geçmiş. Evet. Siz erken geldiniz. Evet dedik biraz erken gelin. Hani belki yapılacak işler de olur. Bir de çocuklar oynasın dedik. Onlar da artık birbirlerini bayağı bir özlüyorlar yani. Güzel oynuyorlar. Daha mutlu değiller mi? Geçen sene geldiğinde daha çok kudurmuşlardı. Bugün daha belki değişik ortam olunca onlar da... Bir de oyuncaklar değişik geliyor şimdi benimkinlere de. Ondan öyle bakalım hadi. Ne yapacağız? Bir salata mı kaldı? Sonra masamızı hazırlayacağız. Aynen hazırlayalım. Tamam. Böyle göstereyim bakın. Şurada şöyle böreğimiz var. Allah'ım nasıl da güzel kokuyor Damla böyle. Neyli yaptın bunu? Lorlu. Oo. Belki çocuklar da yer yedim. Evet. Çok seviyor börek. Pirinç pilavı var. Burada tavuklu nohut yemeği. Sonra en sevdiğim çorbalardan ya. Mercimek. Evet çok severim. Burada da tarator değil mi bu Damla? Evet, kabaklı. Havuçlu. Evet, her afiyetle yiyeceğiz inşallah bakalım. Sofrayı da kurmaya başladık arkadaşlar. Elinize artık sağlık vallahi döktürmüşsünüz ha. Damla döktürdü bugün yine eline koluna sağlık Damla. Bilince ikramımız. Evet inşallah. Bu ayı da bu arada bizim ilk iftarımız değil mi? Evet. Hep beraber. İnşallah yazlığa da nasip olur diyorum yani. Bir aksilik var bu arada arkadaşlar. Bizim Mermerit'te.
Tezgahımız geç takılmış olacak. Aslında yani birkaç güne halledilecekti. Ama maalesef evlerinde de çok iş olduğu için bir 10 gün kadar sarktı değil mi canım? Yani mutfağın mermeriti bir 10 gün sonra takılacak. O yüzden biraz geç bitecek. Yani Ramazan'da orada taşınabilir miyiz bilmiyorum yani. Evet, belki bayramdan sonra ya nasıl kısmet hani biz orada da iftar sofraları yaparız diyorduk ama nasip olmadı. Ne oldu oğlum, dayan artık. Bayramda bize 9 gün tatil var. Vallahi ha, doğru. Evet, 9 gün tatil de var sahi. Yeniden merhaba arkadaşlar. Günaydın yeni bir günden, güzel günden, güneşli günden. Ay bugün pek de enerjiyim. Şimdi biz nereye gidiyoruz? Yazlığa gidiyoruz arkadaşlar. Ustalarımız yok bu arada. Ustaların işleri bitti. Onlar artık rütüş için gelecekler. Çünkü her şey tamamlandı. Sadece mutfak kapaklarını... Bak aslan var ya, pençeledi gene. Sadece mutfak kapaklarını, adamızı ve tezgahımızı bekliyoruz. Onların da iş yoğunluğu çok olduğu için tezgahçının. Dur annem konuşayım. Bak hiç müsaade etmiyor buna bak. Abu. Anında pençeler bu oğlan. Tezgahçının da çok fazla iş yoğunluğu varmış. Bayramdan sonrasına gün verdi. Biz de dedik ki yani çok geç. O yüzden biraz daha öne çekemez misiniz? Bu defa bir hafta sonra yer verildi değil mi Caner? Bir hafta 10 gün sonra gelecek. Bir hafta 10 gün sonra gelecek. Yoksa her şeyimiz tamamdı. Ben büyük bir hayal kırıklığı yaşadım yani. Hüsrana uğradım ama olsun, geç olsun, güç olmasın. En azından bitmiş yani, şöyle bir görelim yani. İskelet takılmış, evet, kapılar takılmış. Şimdi biz en son gittiğimizde mutfaklarımız geldi ama hani duvara montelenmemişti. Sadece gardıropları bir görmüştük. Hem hava da güzel, çocuklar orada eğlensinler dedik. Hem de bize de bir gezmek olsun, evimizi de görelim. Bir de bar sandalyelerim tamamlandı ada için. Artık sığdığı kadarıyla arabaya alacağız onları da değil mi Caner? Dört tane. İki tanesini alırız herhalde. İki tane sığar diye düşünüyoruz arabamıza. O yüzden yol üzerinde zaten. Onları da alırız, hem de bir bakarız ya. Ay. Hepsi tamam, mobilyalar tamam arkadaşlar da işte şu mutfak tezgahımız yüzünden bekliyoruz ya. Olsun artık Caner, vardır bunda da hayır diyorum ben. Ona yormak lazım. Şimdi çıktık bakalım, gidiyoruz. Evimize geldik arkadaşlar. Bugün rahat rahat gezelim. Size şöyle bir detaylı olarak da bir anlatayım. Çünkü ustalarımız yok bugün. Şimdi evimizin dış kısmı böyle bu şekilde. Korkuluklarla beraber ev çok güzel böyle uyumlu oldu. Bu arada verandanın kapısı henüz daha gelmedi. O da alüminyumdu. Biz onu demire çevirdik. Çünkü alüminyum bayağı bir basit duruyordu. Hem de çok yüksekti. Şu korkuluklarla aynı hizada olmasını istedik. O yüzden yeni bir kapı yapılıyor. Zaten onları da bir önceki videoda göstermiştim. Sonra buradaki su saati de içeri taraftaydı. Onu dışarı aldırdık. Yine bu da aynı şekilde kapanacak böyle antreste. Bir de en son geldiğimizde şu boruları da boyamıştık. Oluklardan gelecek olan suyu böyle aşağı verecek. Şöyle bir giriş. Bu şekilde ay, yarım ay şeklinde yaptırdık. Buraya mermer yaptırmadık bu arada. Dedik ki verandayla aynı olsun. Verandanın devamı gibi. O yüzden fayans yaptırdık. Burası da bu şekilde. Şuraya güzel güzel böyle saksılar koyarım diye düşündüm. Yani hayalimde o var. Şöyle iki yan tarafa saksılar koyarım. Zaten şu dışarıki tarafta da beyaz taşlar olmuş olacak. Yine aralarında çiçek olacak. Şu korkuluklara da çok güzel saksılar olur. Renkli renkli. Gerçekten böyle renkli saksılarla daha da böyle canlı olur. Bu arada dışarıya veranda tarafına nasıl bir şey alacağımızı bilmiyorduk. Şuraya çok güzel bir ikili koltuk olabilir. Önünde böyle minik bir sehpası olan. Hani burası ayrı bir oturma alanı olur. Tavanlar bordex olduğu için benim evdeki makrame salıncağı taşımaz. O yüzden onu ne yapacağız bilmiyorum. Ya da böyle büyük bir kancalar oluyor salıncağı asabilmek için. Belki öyle bir şey alıp makrame salıncağımı buraya alabilirim. Sonra şu tarafa da yemek alanı olarak düşündük burayı. Böyle burası L'ye geldiği için oturmakta daha rahat olur diye. Çünkü burada belki sıkışabiliriz. Dar olduğu için burası. Buraya böyle beyaz rattan masa takımı alayım diyorum. 6 sandalyeli olan. Çünkü rattan alırsam iyi olur. Demir alırsam çürür paslanır. Çünkü burası hep yıkanacak.
Bu arada bambu da alamam buraya. Burası yıkanacak, toz olacak. En güzeli dedim ki rattanlardan. Onlar da sağlam oluyor zaten. Evde de onu kullanıyoruz. Burası kilerimiz. Nazara geldik. Geldiniz mi? Ne yapıyoruz? Abo! Abo! Nereden buldunuz pampası? Bunlara para veriyor. Vallahi bak burada bedavaya çocuklar bulmuşlar. Burası da bizim kilerimiz. Kiler kapımız içeri açılıyor maalesef. Şöyle göstereyim. Burası da gayet yeterli oldu. Bu şekilde. Şurada bu arada foseptik var. O yüzden onun üstüne bir şey koyamayız herhalde. Aslında içeride doğru da açılması pek de bir sorun olmadı. Elektrik panomuz bu tarafa alındı. Sonra burada başka göstereceğim ne var? Yani verandayı bir tamamlayalım. İçeri doğru geçeceğiz. Mutfağı göstereceğim. Buraya apliğim geliyor. Şuralara böyle duvar süsleri yaparım diye düşündüm. Ay böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyorum size. Burada bir elektrik priz yeri var. Ve tatatatam. Mutfağımız. Böyle şu yan tarafa termosifon geliyor arkadaşlar. Bir de böyle minik minik yine raflar ekletmiş olduk. Yanına buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın, bulaşık makinesi geliyor. Lavabom da bu tarafta olacak. Yine şu dolap devam ediyor bu arada. Üst kısmı da kapanacak. Ben hiç sevmiyorum böyle yarım dolapları. Çünkü üstü hep toz yağ oluyor. O yüzden böyle komple şu üst tarafı da kapattıracağız. Sonrasında buraya ada geliyor. İşte ada geleceği zaman da salon bayağı bir küçülecek. O yüzden de koltuğumuzu bu tarafa aldık ya. Böyle ada da 80 santim olacak galiba genişliği ya da 100 santimdi tam hatırlamıyorum. Öyle olunca da burası alanımız daralacağından biz eşyalarımızı böyle küçük aldık genellikle koltuğu. Yani fazla bir şey almadık. Şuraya lambiri gelecek. O da antrasit renginde olmuş olacak. Böyle komple duvarı kaplatacağız. Klima şuraya geliyor. Sonra buraya da rustik geliyor. İki yanına böyle aldığım perdeler vardı ya, onlar gelecek ve buradaki sigorta kutusu da o perdelerle kapanmış olacaklar. Evet, sonra gelelim banyoya. Bu arada kapılar da takıldılar ama tam böyle henüz daha bitmedi tabii. Burası da bizim minik şirin banyomuz. Şu tavan kısmına da plastikten bir şeyler oluyor. Tam plastik mi onu da bilmiyorum ama öyle kapanacak yani tavan kısmı da hani nemden etkilenmesin diye. Lavabomuz buraya geliyor tam karşıya. Klozet bu tarafta olmuş olacak. Duşakabinde yine evimizdeki gibi tercih ettik. Ben seviyorum bu modeli. Böyle güzel oldu. Kapılar da böyleler. Bakın. Kupları da siyah olmuş olacak. Bu şekilde L1 mutfak. Önünde bir ada. Sonra şu adanın üstüne hemen lamba aldık. Sarkıt lamba. O gelecek. Sonra buraya hep spotlar açılıyor arkadaşlar. Böyle detaylı detaylı anlatmış oldum size. Burası da çocuklarımızın odası. Gardırobu da tamamlandı buranın. Şu şekilde. Böyle yüksek bir gardırop istedim ben. Bunu da mutfakçımıza özel olarak yaptırdık. Şu alt kısımları kapanacak. Sonra şurası hep böyle yüklük alanı. Şuraya gizli çekmeceler geliyor. Buraya askı yeri gelecek. Bir de üstünde yine aynı zamanda bir raf olmuş olacak. Bu şekilde gardırobumuzda. Ay ne güzel şeyler bunlar. Şimdi çocuklar da geziyorlar. Ben de size rahat rahat anlatıyorum. Burası da yatak odası tarafı. Bizim eşyalar hep buradalar. Buranın da gardırobu böyle. Bizim gardırobumuz diğer odadakine göre biraz daha ufağı. Çünkü duvarımız çok geniş değildi. O yüzden de hep böyle gardıroplarımızı falan özel yaptırdık. Ve gerçekten bize de çok uyguna gelmiş olan dışarıdan alsak hem buranın ölçülerine uymayacaktı hem de bu kadar güzel olmayacaktı diyeyim. Burası da böyle. Evet, tamamen size bir gösterdim. Evimiz bu kadar arkadaşlar. Evet, geziyorsunuz mu? Ne yapıyorsunuz? Aslan, ben buradayım. Ay ay, burada.
Bekliyorlar. Buralarda oturacağız, mangalımızı yapacağız, güzel sohbetler edeceğiz, videolar çekeceğim size. Şimdi onun hayalini kuruyorum ben arkadaşlar. Böyle güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Bize bol bol dua edin. Bir an önce sağ salim olarak evimize de taşınalım. Yerleri biz granit tercih ettik. Denize çok yakın olduğu için ev rutubet olur diye korktuk. Bir de ister istemez yani sürekli olarak çocuklar denize gidecekler, gelecekler. Taş olsun dedik buraları. Taş daha güzel oldu. Yani genellikle ben alışkın olduğum için laminanta taş da bakalım nasıl olacak, rahat edebileceğiz mi? Yani bu şekilde evimiz, minik evimiz, şirin evimiz neydi, ne oldu? Evet, bayağı bir değişti. Şuranın fayansları yapıldıktan sonra bile ev ne kadar büyükmüş dedik aslında. Ev hani kutu gibi aslında ama böyle eşyalar da gelmeye başladıkça biraz daha böyle büyük gözükmeye başladı. Gerçekten çok küçüktü. Mutfak böyle ön taraftaydı. Arkasında banyo vardı. Gibi gibi yani. Ufak tefek değişikliklerle evi yıkmadan biz bu hale getirebildik. Çok şükür, bin şükür. Evet, nasipse de burada oturacağız bakalım. Sahile geldik de burası öyle bir esiyor ki arkadaşlar. Ama çocuklar da çok seviyorlar burayı. Yazı düşünemiyorum. Yazı hayal edemiyorum. Şu koca sahilde. Burada gerçekten sahilimiz çok fazla büyük. Özlerinki bu kadar büyük değil. Ta nereden başlıyor buraya kadar geliyor ve şöyle çok geniş. Şimdi bir yandan da kapatıyorum elimle rüzgar gelmesin size diye. Anneciğim kalk. Gelir şimdi dalgalar. Vallahi denizde çok güzel ya. Ay. Hadi bakalım, az kaldı. Eve dönüş yolunda biz çocuklarla beraber uyumuşuz arkadaşlar. Yeni kalktık. Eve de gelmek üzereyiz artık. Size de veda edeyim burada. Bizi buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye. Bye bye.